var. Senin örnek verdiğin adamlar teröristi örnek vererek konuşma. O dönem algı operasyonu nasıl yapan yani? Adamlar teröristleri referans alarak konuşmanın anlamı yok. Müsaade et. Niye eğer ki Zaman Gazetesi seni eğer desteklemiş? Beni konuşturmazsan beni ne olur biliyor musun? Olay bu olur. Olay bu olur. Ve hiçbir şey anlamaz. Ya Gezi'ye iki yapı darbe dedi. Sen, bir Demirtaş, bak, iki Fethullahçılar. Zaten bu ülkede maşallah bir Demirtaş var, bir Kavala var. 10 tane şey büyük elçi. Gezi'ye darbe dedi müsaade diyorum edin. Demirtaş için. Aa, bak müsaade edin demekten ben konuşamıyorum. Selahattin Demirtaş Gezi darbedir dedi. Gezi darbe girişimidir dedi. Öcalan'ın tamam, mesajını. Manşet bu. Zaman Gazetesi sür manşetten verdi. Aytunç Bey bitti mi? Bitti benim bir şey yok arada Gezi, gelelim ya. 15 Temmuz'un ön provasıydı. Ben gördüğümü orada yakılan araçlar vatandaşın aracıydı. 28 Şubat döneminde bu ülkede hiçbir vatandaş polise bir tane taş atmadı. Örneği bile yok. Bu ülkede bir tane vatandaş ambulans yakmadı. 28 Şubat'ta genç kızlar okullara alınmazken hiç kimse gidip de rektörlüklerin camlarını taşlamadı. Herkes Hacı Yakışıklı gitti, bir şey açar mısın? Protestosunu yaptı. Bir şey çünkü açar mısın? Hayır hayır. Orada vatandaş vardı. Fakat Gezi eylemlerinde vatandaş yoktu. Gezi eylemlerinin polis aracı yakılan, kaldırım taşı sökülen yerinde vatandaş yoktu. Terör örgütleri vardı. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu Gezi dayanışması diyerek ya burayı ayırsın ya da Gezi dayanışması demesin. Bir Gezi konuya... bir dayanışma değildi. Gezi bir terör eylemiydi. Bir Gezi konuya, bir, konuyu bir terör eylemiydi. Bir konuyu açar mısın? Ben de teröristim yani. 15 Temmuz. Oturarak Gezi eylemlerine katıldığım için. Evet. Hürsel Tekin de terörist. 15 Temmuz. Yani şu anda bu... manipüle ettiğinizi ikiniz de çok iyi anlıyorsunuz. Yok, ben az önce ayırmadım mı? Gezi'ye katılan. Az konuşmadım mı? Gezi'ye katılan milyonlarca ismi terörist demedim mi? Gezi eylemlerine katılan milyonlarca ismi terörist diyorlar bana. Sayın Tekin sizi tenzih ediyorum, ben de oradaydım diyor. Zaten ben başta tenzih ederek efendim, konuştum. Bak, Hacı, ben Hacı işte otla çöpü birbirine karıştırırsak terör örgütlerinin ekmeğine yağ süreriz. Sevgili, ben burada hiçbir örgütün ekmeğine yağ süremem. Sevgili Hacı. Buyurun. Benim moderatörü uyarlarım, dikkat et bak. Ya arada laf geldi. Dikkat et. Sayın Hacı. Niye dikkat et dedim biliyorsun. Bu, reklam mı girecek? Hayır ondan değil. Demin uyarınca, reklam sen girince. Uyarınca dikkate almayınca yanlış anlamalar oluyor. Laf, geçen programı kastediyorum. Laf onun geldi için söyledim. Için, laf geldi için dedim. Ha, bu havalimanı, havalimanı esprisini söylüyorum. Yani yeniden benim uyarı, yanlış anlama olmasın. Şunu aç ediyorum diye araya girmeye buyurun çalışıyorum. Diyorsun ki bu iş provası yapıldı diyorsun. O 15 Temmuz'un bir provasıydı. Provasıydı. Aynı merkez mi yaptırdı bunları? Aynı yani merkez yaptırdı. Kim diyor onlar? FETÖ merkezi. FETÖ yaptırdı. FETÖ merkezi. 2013'teki Gezi olaylarını, Gezi olayları FETÖ'nün ve statükocuların işbirliği. Bakın Gezi olayları deyince evinde oturan benim kardeşim farklı fikirlere sahip olabiliriz. Ama sen ağaçlar için sokağa çıktığında ben buna tamam kardeşim bu senin hakkın dedim. Bir şey demedik orada. Biz işin o kısmını konuşmuyoruz. İkide bir bunu hatırlatmak zorunda kalmayalım. Ben 44 tane ambulansı ters çevirip molotoflarla yakan terör örgütü üyelerinin Gezi Parkı'ndan bahsediyorum. Onlar yargılandı mı? Terör örgütü, işte Gürsel hayır Tekin'in dediğine geldiğimiz zaman. Hiç orada katılıyorum. Bunları yapanlar normal vatandaş. Ya bırakın biraz birbirimize bak anlamaya çalışalım. Anlamaya çalışmadan gidersek olmaz. Vatandaş arabasıyla gidiyor Gürsel Bey. Şimdi gitsek ortadaki bu Gezi'nin arkasındaki devlet Amerika Birleşik Devletleri Biden Barack Obama Biden yönetimidir. Bu kadar açık net. Bugün de aynı yönetim Erdoğan'ı sandıkta devirme. 15 Temmuz'da deviremedi Erdoğan'ı sandıkta devirmeye çalışıyor. Ya Allah Gezi'nin aşkına gözünü seveyim sevgili Metiner. Washington Büyükelçisi Murat Mercan Amerikan Başkanı'nın Beyaz Sarayı'ndan çıkmıyor ya. Bak şimdi çıkmıyor. Haftanın 3 günü orada ya. Çıkmıyorsa. Haftanın 3 günü orada adam haftanın ya. Haftanın 3 günü orada ise 7 günü kalmaya devam etsin. Ya ben bunu nereden biliyorum biliyor musun? Biz Murat. Sosyal medyasına bakıyorum biz adamın. Biz Murat Mercan'ın. Ya nerede biliyor musun? Biden'la görüştüm. Ben oradaydım kabul etti beni. Bak konu nasıl dağılır? Ekstra senatörüyle bak, görüştüm. Bak Gezi nasıl konuşturulmaz örneği. Bak Kavala nasıl aklanır örneğini biz Murat Mercan'ın avukatı değiliz, sözcüsü değiliz. Ya Kavala değiliz değil bu Biden'lar ya bunlar. Kavala'yı aklayacağım diye ne demedi ya Kavala'yı niye aklayacağım gözünü seveyim ya. Ben de Kavala'yı suçlamıyorum. Ya sen niye Kavala'yı aklayacaksın? Seni Kavala denir. Senin Henry Berkey dediğin adam senin partinden çıkmıyordu be. Ya senin Henry Berkay'ın AKP'den çıkmıyordu ya. Kim? Ne diyorsun Henry Berkay'ler, Granfuller'ler senin partinden çıkmıyordu ya. Ne diyorsunuz ya? Getirirsen, ya bu nasıl bir garip bir duruma dönüştü şimdi? Ya bu ülkede ya vallahi bu ülkede her şeyi yapan bak, bu ülkede, o bir gazeteci bana söyledi bana çok güzel bir örgü ya. Bunu Bülent Arınç söyledi. Bunlar da yakalama kararı var.
Bir dakika üzerine yükleniyorsun. Acı konuşuyor diye sana dönerim şimdi. Tamam sana da dönüyorum. O gazeteci senin AKP'nin kurucusu evet. Bülent Arınç dedi ki Henry Barkey onlardan çok bizim arkadaşımızdır. Bizim dostumuzdur. Doğru söylüyor Bülent yani, Arınç'ın arkadaşı. Şimdi bir dakika Bülent Arınç'ın değil. Aa dur. Bütün adam. Ha buyurun. Bülent Arınç'ın arkadaşı mı sadece? Yani bizim değil. Ya gözünü seveyim Henry Barkey'ler, Grand Fuller'ler. İçerisinde... Şimdi ben Murat Mercan olayını söylüyorum. Diyorlar ki ya Kavala'ya hizmet ediyorsun. Niye? Ya ben diyorum ki niye? Ya senin ruhun rahat mı? O konuyu Filistin'de konuşalım. Bir dakika. Bak, tamam, bir dakika bir dakika. Bir şey Kavala'yı konuşurken bir konu değil. Olur mu canım öyle şey? Kavala'yı konuşuyoruz. Hayır mesele şu. Kavala'yı konuşalım.